Herkese selamlar. Bugünkü bölümümüzde Endüstri Mühendisi mezunlarının fark yaratı 4 tane yetkinliği diye çalışacağız. Buradaki maksat şu. Şimdi artık artık her bölümden aslında arkadaşlar 10 bin tane 20 bin tane mezun oluyor her yıl. Dolayısıyla sizlerin fark yapması için farklı konulara da kalması gerekiyor. Yani teknik derslerin haricinde başka neler yapabiliriz? Biraz bu aslında videomuzu buna değmeye çalışacağız. Bu yetkinliklerin ne ki? Adaptasyon zekası. Şimdi bu aslında halihazırda her bölümün sahip gereken bir yetkinlik. Her mezun sahip gereken bir yetkinlik. Niye? Çünkü artık her şey çok daha hızlı değişiyor. Ve bu değişim evresinde bizlerin, bizim jenerasyonun, sizlere bana dair ediyorum halihazırda öğrenci ya da yeni mezunlar olarak bir işe gireyim ve uzun yıllar çalışayım gibi bir derdi olmamalı. Olamaz. Çünkü sistem buna müsaade etmiyor. Yani sistem sen bir yere gir ve orada uzun yıla çalışı sana e, sunmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu yapmak için, buna katlanmak için amiyane tabirle e, sürekli olarak o sistemin bizi köreltmesine izin vermemiz gerekiyor ki buna gerek yok. Çünkü yeni dünya düzeninde artık kendimizi sürekli bir şeye adapte etmemiz gerekiyor. Peki nasıl bir adaptasyon zekası ve bu bize neler sağlayacak? Şimdi endüstri mühendisi okuyorsunuz ve ya da mezunsunuz. Önünüzde onlarca alan var. İşte İK, üretim vesaire. Ve aslında bunların her birisi ayrı birer challenge arkadaşlar. Ve bu challenge'ları yönetmek için öncesinde hepsini görmek gerekiyor. Ha, bu nasıl olabilir? Mesela bir tane staj yaparsınız, iki tane staj yaparsınız üretim ve hikaye üzerine ama tabii ki bütün bölümleri görme şansımız yok. Diğerleriyle ilgili de başka şeyler yaparak adaptasyon zekamızı geliştirebiliriz. Nasıl yani? Diyelim ki bir staj açarsınız. Şirin Endüstri Mühendisliği'nin gözünden gibisinden ve bu blog sitesinde ya da paylaşım sitesinde her birimden her bölümden insanlarla bölüne kastım bu arada departmanlar yani satış, pazarlama vesaire. Buralardan insanlar alıp mesela mülakat yaparsınız onlarla. Yayınlamak için ya da off the record olarak fark etmez size kalmış. Ve bu sayede bu insanlardan o sistemin, o departmanın inceliklerini görebilirsiniz. Artısını, eksisini. Özellikle reel sektörde bu önemli. Ya tabii ki derste anlatılır ama derste anlatılan da piyasanın gördüğü bir değil. Aslında bugün pek çok yeni mezun işsiz kalması nedeni de bu. Yani akademi bize çok daha başka bir şey sunuyor. Çok daha başka bir getiri sağlıyor. Ama özel sektörün real piyasanın bizden istediği çok daha farklı. Dolayısıyla bunları yaparak mesela bu video serisi bunlardan bir tanesi. Bu araçları yaparak adaptasyon zekanızı artırabilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Niye? Çünkü bu sadece görüyorsunuz. Satışta neler var? Ben oraya girersem nelerle karşılaşacağım? Ne gibi insanlar var? Kimler bana artsalar, kimler eksalar? Bunu görüyorsunuz. Ha, burada mesela staj bir tık daha önde. Niye bir tık daha önde? Çünkü direkt yaşıyorsunuz onu. Bizzat deneyimliyorsunuz. Mesela üretim stajı yaptığını ve orada görüyorsun neyin ne olduğunu. Ama mesela satışta staj yapmadığın için o müşteri ilişkilerini tam göremiyorsun belki. Bir endüstri mühendisi olarak. Ama oradaki insanın anlattıklarıyla az çok kafanda bir pencere oluşuyor. Real piyasa gözünden. Öte yandan finans tarafı da böyle. İK da böyle. Tedarik zinciri de böyle. Ama mesela şöyle bir şey var tabii. Türkiye'deki tedarik zincirinden birisiyle konuşuyorsan mesela sana gelecekle ilgili bir perspektif sunamaz. Ya mesela sen blockchain'e ilgilisindir. Yerine sürüm ayarası olarak dersin ki ya ben işte blockchain'e tedarik zincirini birleştirdim vesaire. Türkiye'de bunu yapan insan sayısı çok az. Onları bulman lazım direkt. Yani ortalama bir tedarik zinciri çalışanını bulduğunuz zaman mühendis olarak e, sana o istediğini vermeyebilir. Orada işte bir takım sıkıntılar var. Ama en azından genel piyasayı görmen için bence önemli. İkinci madde tasarım odaklı düşünme. Şimdi hep aynı şey geliyor. Bir endüstri mühendisi mezunu ele alalım. Yeni, 2022 için mesela bunu söyleyelim. E, 30 bin tane mezun var. Ortalama her yıl mezun olan. Hadi 20 yıl olsun daha düşük söyleyelim. Birinin fark yaratması için okul haricinde başka şeyler sunması gerekiyor ki okullarda bile aslında öğretmenler aynı. Yani tepes sıradaki bir okulla vasat ya da vasat altı bir okulun anlattıkları aslında çok farklı değil. Orada başka kriterler devreye giriyor. Daha iyi öğrencilerle tırnak içinde bir arada oluyorsun vesaire aslında ondan kaynaklı o iyi üniversitelerin puanı yüksek olmasının sebebi. Dolayısıyla öğretilen şeyler farklı değil. E bizim nedir farklılaşmamız lazım? Düşünme biçiminde. Olayları daha farklı görmemiz lazım. Yaklaşım, e, planlamaları daha farklı yapmamız lazım. Daha farklı şeyleri düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla işte tasarım olarak düşünme, design thinking bize bunu sağlıyor. Dolayısıyla bugün bir endüstri mühendisliği öğrencisi ya da mezun olarak bence mutlaka tasarım olarak düşünme üzerine bir takım şeyler yapın arkadaşlar. İster bu bir kitap okumak olabilir, ister bir eğitim almak olabilir. Ne olduğu hiç önemli değil. Çünkü hepsi sizi şu anki olduğumuzdan birkaç takta böyle birkaç kat daha yukarı çıkaracaktır. Dolayısıyla bence ne olursa olsun buna bir ağırlık vermek gerekiyor. Üçüncü maddemiz ise multidisiplinerlik. Peki bu niye önemli multidisiplinerlik? Çünkü arkadaşlar deminki aslında maddenin biraz devamı gibi bu da çok fazla stabil düşünüyoruz. Çok fazla aynı şey aynı bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Ve işte iki tane ya da üç tane bakış açısı var. Sadece onları sahibiz. İşte mezun olduğunda çalışacaksın? işte özel sektörde ya da akademide ya da kamuda vesaire. Bunların dışında düşünemiyoruz. Yani mesela freelancer olarak iş yapıp Upwork'ten dünyaya mahsul vesaire düşünen yazılımcı sayısı mesela ya da işte diğer birimlerin sayısı %3'lerde %5'lerde. Twitter'da mesela aktifseniz çok görürsünüz bu kişileri ama gerçek hayatta bunun karşılığı bu kadar fazla değil mesela. O sadece Twitter'daki bir komünitenin varlığına oluşan bir şey. Ama aslında multidisipliner olabilsen, olayları idrak edebilsen mesela bir endüstri mühendisi olarak aslında tarih alanının neler yapabileceğini göreceksin de pazarlama ile ilgilensen mesela bu elindeki bir yetenek setini nasıl pazarlayabileceğini göreceksin örneğin. Ya da yoga ile ilgiliysen mesela yogada iyileştirmenin o işte e, optimizasyonun aslında şifa ile healing ile nasıl bir bağdaştırma koruyacağını göreceksin esasında. Ama işte bunları bir ilgilenmek gerekiyor. iki iyileştirmek sürekli daha iyi nasıl yapabilirim bunu düşünmek gerekiyor. İşte multidisipliner birisi olmak bir endüstri mühendisi olmak size bunu sağlayacaktır. Son maddemiz ise çevik yönetim becerileri, agile management. Bu da biraz birinci maddenin devamı gibi. Nasıl yani? Arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani her şey değiştiği zaman sizin ayakta kalmanız için ya adaptasyon zekanız olacak, gelişmiş olacak ya değil aslında V diyelim buna, o da gerekiyor. Öte yandan çevik olmak gerekiyor. Yani sürekli olarak aksiyon almak gerekiyor bir şeylerin dolayı. Ya aksiyon almak ya da alınan aksiyonların incelemesini yapmak. Bu şey değil. Yani işte maymun iştahlılık, sürekli bir şey atlayayım gibi bir şey değil. Tamam sen işte blockchain ile ilgilisin ve blockchain yazılım tarafıyla merak saldın. Okey. Süper. Ama işte öte yandan mesela bunun iyileştirmesi. Nasıl iyileştirmek? Ben bunu nasıl pazarlayabilirim? Şimdi tamam sen yazılım yapıyorsun ama sonuçta e, sevdiğim şeyi yaptığın zaman başarılı olman için onu pazarlayabilmen lazım insanlara. Senin Türkiye'de mesela blockchain tarafından yine yol çıkıyor bunu aktif e, popüler bir kavram olduğu için eğer blockchain yazılımı yapıyorsan senin bunu insanlara pazarlayabilmen lazım. Türkiye'de solist dediğince akla gelen birkaç şeyden bile olman lazım. İşte bu nasıl olacak? Bunun için de işte çevik olmak gerekiyor. Aksiyon almak. Nerede şu anda popülerlik var? TikTok'ta. Ben bunu TikTok'a uyarlayabilir miyim mesela? YouTube Shorts çıktı. Ben bunu YouTube Shorts'a nasıl uyarlayabilirim? İşte şu anda mesela Udemy'de eğitimler var. Acaba bunun eğitimini oraya koyup oradan bir popülerlik sağlayabilir miyim eğitmen olarak? Dertiniz popüler olmak olmayabilir. Sadece bir şeyler sunmak, bir şeyler geliştirmek olabilir. Ama işte gerekiyor. Sistem yine gerekiyor. bizden bunu istiyor aslında. Yani sen diyor eğer bir şey iyi yapıyorsan bu tek başına yeterli değil işte para kazanman için ya da işte iyi yerlere gelmen için. Senin diyor popüler olman lazım. Ha bu da nasıl olacak? Bu kimi zaman tek başımıza bizim yaptığımız bir şey olur. Yani vaktimizin bir kısmını üretmeye veririz. Bir kısmını popüler olmaya harcarız. Ya da kendimiz bir şey yaparken öte yandan bizim arkadaşlarımız, stajyerlerimiz, akıl hocalarımız, mentorlarımız ne olduğu için önemli değil. Herkesin beklentisine göre değişebilir bu. O kişiler de bizi burada popüler olmaya doğru itebilirler. Bu tamamen kişinin beklentisine ve çevresindeki aslında iletişime dayalı. Bu haftalık konu açıkçası bu dört başlığın her birinin bir endüstri mühendisliğini birkaç tık daha yukarı çıkarabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunlara önem vermenizi naçizane öneririm arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyelim. Şimdilik hoşçakalın.